Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak cümlemize medet-ü inayet, lütfu hidayet ihsan eyleyip tevfikayı subhaniyesine mazhar etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, bir önceki sohbetimizde insanoğlunun 5 aşamalı bir serüvenini anlatırken birinci aşamada vaktimiz yetmemişti. Şimdi o kalan 4 aşamayı da izah etmeye çalışalım. Biliyorsunuz, geçenki derste de demiştik, insan ruhlar alemi, ana rahmi, dünya, mezar, kabir alemi ve ahiret alemi olmak üzere 5 aşamalı bir geçit içerisindedir. Ruhlar aleminde Allahu Teala bize sordu. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de ne buyurdu? Ne dedik Cenab-ı Hakk'a? Evet Rabbim, sen bizim Rabbimizsin, biz de senin kullarınız. Bir söz verdik. Bu yüzden Allahu Teala, ey kullarım, siz ruhlar aleminde bana söz verdiniz. O sözünüzde duracaksınız, durunuz. Durursanız sözünüzde ona göre muamele edeceğim diyor. Onu geçen anlatmıştık kısmen. İşte ruhlar aleminden dünya alemine gelmeden önce bir alem var. Ana rahmi denen yer. Çok kısa bir dönem yer. İnsanın oluşum sağladığı yer. İnsanın et, kemik, ruh aldığı yer. İnsanın bedene dönüştüğü yer ana rahmidir. Orası, o ana rahmi dünyaya göre çok dar bir yerdir. Çok efendim sıkıntılı, meşakkatli bir yerdir. Dünyaya kıyaslarsak. Bu yüzden birinci aşama ruhlar alemi, ikinci aşama ana rahmi, üçüncü aşama dünyadır. Allahu Teala dünyayı insanoğlunun imtihan mekanı olarak tahsis buyurmuştur. Ve işte burası Haramlarla Mücadele Derneği. Siz de burada sohbet dinleyip görev yapıyorsunuz. İşte Haramlarla Mücadele Derneği'nin bir amacı da tekrar ruhlar aleminde verdiğimiz söze dönmektir. Ne dedik? Allahu Teala'ya, Cenab-ı Hak bize onu Yasin suresinde uyarıyor. Buyuruyor ki: "Elem ahet ileyküm ya beni Ademe en la ta'budu şeytan." Ey beni Adem, bak unutmayın. Siz bana söz verdiniz. Sizi imtihan alanı olan dünyaya gönderdiğim zaman şeytana tabi olmayacağınıza, şeytana uymayacağınıza ve şeytanın emirlerine boyun eğmeyeceğinize söz verdiniz, dikkat ediniz. Biliniz ki innehu leküm adüvvün mübin. O şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Allah koruyor bundan bizi. Ve kendinizi koruyun diyor. Kardeşlerim, dünya aleminde bu şeytana tabi olmadan eğer ahiret aleminin ana rahmi olan kabre girersek kurtuluruz. Dünya aleminde işte Hazreti Adem Allahu Teala cennetteyken, ey Adem, bütün bu binlerce ağaçlardan yiyebilirsin ama şu bir taneden yeme buyurdu. Neticede Hazreti Adem şeytanın vesvesesiyle o ölümsüzlük diye adlettirilen ağaçtan yemek istedi ve neticede şeytanın da vesvesesiyle yedi. Yiyince Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı, ey Adem, cennetten çık, artık dünyaya git dedi. Ve Adem Aleyhisselam dünyaya geldi, imtihan başladı. Eğer bir daha cenneti kazanmak istiyorsan diyor, bir daha cennete gelmek istiyorsan bu imtihanı vermen lazım. Çünkü haram olan bir şeyi yedin. O yüzden haramla mücadele olan dernek üyeleri şimdi buradasınız. Bunun aslı nedir?
biz tekrar Cenab-ı Hakk'ın bizi çıkarıp gönderdiği şu dünya imtihan alanından tekrar cennete gitmek için bir imtihan var önümüzde. Bu imtihan mal ile yapılacak, can ile yapılacak, korku ile yapılacak, evlat ile yapılacak, anne baba ile yapılacak, efendim mal ile yapılacak, makam ile yapılacak ve imtihanın, herkesin bir imtihanı olacak. Bu imtihanı kazanan insan tekrar Allah'ın izniyle cennete gidecek ve ebedi hayat olarak orada kalacak. Adem Aleyhisselam o buğdayı yiyip geldikten sonra dünyaya, Adem Aleyhisselam'a üşüdü. Adem Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam cehennemden zerre kadar bir ateş getirdi. Onu da cennetin ırmaklarından, 70 tane ırmaktan geçirip öyle getirdi. Ve bugünkü ateş budur. Ve Allah-u Teala buyuruyor, ey insanlar, cehennemin ateşi çok şiddetlidir. Daha 70 tane ırmakta yıkanıp da 70 tane deryaya girip suya girip çıkan ateşin bugün 3000 derece, 5000 derece veya ne kadar şiddeti varsa o halde demiri bile eriten, çeliği bile eriten bir ateşi düşünün, bu 70 kere nehirlerden geçtikten sonra dünyaya gelen ateştir. Eğer o ateşten bir hurma kadar, diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, o ateşten bir hurma kadar dünyaya gelmiş olsa, yıkanmadan, suya girmeden gelmiş olsa, dünya taruman olur, yok olurdu, yanar biterdi. Yine o ateşten zerre kadar bir ateş, cehennemin ateşi cennet ırmaklarından çıkıp da gelmeseydi, zerre kadar ateş dünyaya gelseydi, dünyada hiçbir bitki bitmeyecekti. O yüzden Allah-u Teala buyuruyor ki, bu cehennemi arzu etmeyin. Bu cehenneme heveslenmeyin. Sade yanmak yoktur orada cehennemde. Orada insanları alçak düşürmek de vardır. Efendim onlara, insanlara hakaretler de vardır. Burada ne görüyorsak insanlar, orada da onu göreceklerdir hakaret olarak. O yüzden değerli kardeşlerim, ikinci aşama olan ana rahminden dünyaya geldiğimiz zaman biz hiçbir şey bilmeden, hiçbir şey konuşamadan, hiçbir şeye sahip olmadan, elbisemiz dahi olmadan dünyaya geliyoruz ve bu dünyada Allah-u Teala bizi anne babamız ve çevre vasıtasıyla ne yapıyor? Bilgilendiriyor. Bilinç sahibi oluyoruz, ilim sahibi oluyoruz, irfan sahibi oluyoruz, para kazanmayı öğreniyoruz, makam mevkii öğreniyoruz, akıllanıyoruz, konuşabiliyoruz. Neticede diyor ki, bu nimetlerin hepsini Allah-u Teala size imtihanı kazanasınız diye, imtihanı kazanmanız için vermiştir. İmtihan. O yüzden ana rahmi ne kadar sıkıntılıysa, dünyada ana rahmine göre geniş bir alandır. Burada hava alabiliyoruz, yemek yiyebiliyoruz, güneşi görebiliyoruz, denizleri görebiliyoruz vesaire, önümüzde tüm nimetler var. Ama kabir alemine gidince, kabir alemi ise insanların ahiret alemindeki ana rahmi yeridir. Çünkü kabir dar bir yerdir. İnsanı böyle dayıyorlar lahit denen yere. Efendim orada böyle kıbleye çevriliyor Müslümanlar. Orası ya dünyadaki ameline göre cennetten bir bahçe yahut da cehennemden bir çukur olacaktır. Cennetten bir bahçe olabilmesi için burada İslam'ı yaşamamız lazım. Burada Kur'an'ı yaşamamız lazım. Allah'ın emrine uymamız lazım. Allah'ın emirlerini bize getiren meleklere ve onun emirlerini bize tebliğ eden peygamberlere ve onu bizim üzerimize gönderdiği Kur'an'a ve efendim ahiret gününe, kadere inanmamız lazım. O yüzden bakınız, amellerin makbul olabilmesi için ne diyoruz biz? Amelde mezhebimiz dörttür. Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi. Bu mezhepler bizim nasıl amel yapacağımızı anlatır. Ama bunların geçerli olabilmesi için bir de itikatta mezhebimiz vardır. Bu da ikidir. Yani itikattaki mezhebimiz eğer sağlam olmazsa ameldeki yaptığımız işler boşa çıkar. İtikatta mezhebimizde İşte İmam-ı Maturidi, İmam-ı El-Aşeri diye iki tanedir. Bu iki taneden birine uymak zorundayız.
Eğer insanlar ameli mezheplerinin geçerliliğini kabul edebilmeleri için, yerine getirebilmeleri için bu iki mezhebi reddederseler, yaptıkları bütün ameller, namazlar, oruçlar, zekatlar hepsi boş gider. O yüzden bizim amellerimizin sağlam olabilmesi için, kabul olabilmesi için itikad mezheplerimizi sağlam tutmamız lazım. Bu da ehli sünnettir. Ehli sünnet vel cemaattir. Ehli sünnet olmayan hiçbir mezhep, ehli sünnet olmayan hiçbir tarikat, ehli sünnet olmayan hiçbir cemaat İslam nazarında ve Allah'ın nazarında geçerliliği yoktur. Çünkü ehli sünnet demek Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşayıp ve anlattığı demektir. Peygamberimizi devreden çıkarıp da araya doğrudan doğruya ben Allah'la irtibat kurdum diyen adam yanılır. Böyle bir yola giden insan yaptığı bütün ameller gider. Çünkü Kur'an'ı bize anlatan Allah'ın Resulü'dür. Allah Celle Şanühü Kur'an'ı bize anlatırken, gönderirken ne dedi? Ey Resulüm, Kur'an'ı bu insanlara anlat, peygamberlerin geliş sebebi de budur. Eğer Kur'an'ı herkes okuduğu gibi, efendim ben Kur'an'ı okuyorum, ona maal de veriyorum, hiç kimse ihtiyacım yok diyorsa yanılıyor. O zaman niye peygamber geldi denir? Bugün Türkiye'de görüyorsunuz, insanlar öyle bir dalalete girmişler ki, televizyonlarda, internetlerde, şurada veya burada yapılan sapıkhane konuşmalar, konferanslar, efendim görüşler, tartışmalarını izlediğimiz zaman hayret ediyoruz. Neden? Allah'ın Resulünü ve Allah'ın Kur'an'ını ortadan kaldırıp doğrudan doğruya Allah-u Teala'ya irtibat kurmaya geçenler olduğu için. Ve bu bununla beraber kalmıyor. Hadi bunu yapamadık diyorlar. Bir de dinler arası diyalog diye. Çok dikkat ediniz. Bakınız şu sıralar çok televizyonlarda tartışılıyor. Dinler arası diyalog. Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah. İnneddine indallahil İslam. Allah'ın indinde geçerli olan tek din. Tek olan yerin altını çiziyorum. Tek din İslam'dır. İslam'ın haricinde diğer Hristiyanlık, Yahudilik, efendim buna benzer diğer dinlerin hepsinin asılları bozulduğundan dolayı, papazların ve hahamların kitaplar uydurduğundan dolayı geçerliliği yoktur. Olmadığından son peygambere gelen son Kur'an hepsini kapsar gerçeklerini. O halde dinler diye bir şey yoktur. Dinler arası diyalog diye bir şey olamaz. Tek din vardır, İslam'dır. İslam'da da şu din ile bu din ile diyalog yapan adam gider. Cehennemi boylar. Eğer Allah-u Teala öyle olsaydı Kur'an'da derdi diyalog yapın dinler arasında. Anlaşın işte biraz Hristiyanlıktan, biraz Müslümanlıktan, biraz Yahudilikten, biraz Hintozimden, biraz Şintozimden, biraz Brahmanizmden alın, ortaya bir havana koyun, onu dövün. Efendim bir karıştırın, onu sabah akşam bir kaşık atın der. İlaç olsun diye. Var mı öyle bir şey? Yok. Ne diyor? Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Kur'an müminlere şifa olarak indirildi. İşte çare bu. İlaç bu. İyi bir sistem mi istiyorsun? Kur'an'a dayanacaksın. İyi bir hayat mı istiyorsun? Kur'an'a dayanacaksın. İyi bir geçinme mi istiyorsun? Kur'an'a dayanacaksın. Ruhi bir tedavi mi istiyorsun? Kur'an'a dayanacaksın. Psikolojik bir tedavi mi istiyorsun? Kur'an'a dayanacaksın. Maddi bir tedavi mi istiyorsun? Kur'an'a dayanacaksın. Efendim kanserden, AIDS'ten, bilmem neden kurtulmak mı istiyorsun? Kur'an'a dayanacaksın. Buna dayanırsın da yine buna rağmen bugünkü kanser hastalıklarının ve AIDS hastalıklarının tek nedeni nedir? İslam'a uymamaktır. Gıdalara kötü şeyle karıştırırsan, gıdanın aslını bozarsan, efendim Allah zinaya yaklaşmayın diyor, yaklaşırsan, haram yollardan gidersen, Allah ne yapar? Hem bu dünyada hem de ahirette belamızı verir. Demek ki çare Kur'an'dır. Böyle diyalog, miyalog, bilmem ne saçmalıklarıyla hiç kimse kimseyi aldatmasın. Yoktur öyle bir şey. Laiklikmiş, demokratmış, bilmem neymiş, İslam'da yok böyle bir şey. Ne layıklığı?
Laiklik nedir? Demokrasilik nedir? Hürriyet nedir? En güzel hürriyet İslam vermiştir. İslam'dan güzel kimse hürriyet veremez. İnsanların yaptıkları kanunlar tağutidir. Kanun yapıyor insan. Kur'ansız bir kanun, İslamsız bir kanun yaptığı için tağutidir. Ne oluyor? Bu kanunlar insanları bir yere kadar götürüyor, bakıyor yanlış yapmışız efendim. Bir tane daha yapalım, o da yanlış. Kanun koyucu Allah'tır. Allah'tan başka kimse kanun koyamaz. Ancak Allah'ın kanunlarına uygun olarak zamanın aletlerinden yararlanmak için bazı kanunlar yapılabilir. Trafik kuralları gibi. O yüzden değerli kardeşlerim, dünya aleminin ahiret alemine geçiş olan noktasındaki kabir alemi bizleri orada bir sıkıntı bekliyor. Eğer dünyada İslam'a uymaz, Kur'an'a uymaz isek. Yani neticede gideceğimiz yer kabirdir. Hani ne yapmış? Behlül Dane Hazretleri alacağı var adamdan. Bir türlü adamı yakalayıp borcunu alamıyor. Adam kaçıyor o yana bir yana. En son gidip mezarlıkta bekliyor. Abisine, kardeşine gidiyor diyorlar ki